Ben Tansel Korkmaz. 1981 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne girdim. Ve lisansı, yüksek lisansı ve doktorayı ODTÜ'de bitirdim. Ve sonra orada devam ettim hoca olarak. 2000 yılında İstanbul'a geldim. İstanbul'da böyle bir şey bağımsız yüksek lisans programı kurmak gibi bir hayalim vardı ve bir süre Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde part-time dersler verdim. Daha sonra 2005 yılında Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans mimarlık yüksek lisans programını kurduk ve 2010 yılında da asla fakülte kurmayı istemiyorduk çünkü çok Küçük ve çok gönüllü öğrencilerle istekli öğrencilerle yüksek lisans programı götürmek istiyorduk ama çok tuttu, çok istek vardı, çok baskı vardı fakülte olması konusunda ve 2010 yılında fakülteyi de kurduk ve fakülteyi kurarken de tam da o sırada dünyada neler oluyor buna bakarak müfredatı oluşturmuştuk. Daha sonra Bilgi işte bir süre iyi bir okul olarak tanındı ve oturmuş geleneği olmaya başladı. Ama bugüne geldiğimizde dünyanın şeyi çok değişti, konteksti çok değişti, bağlamı çok değişti. Bugün üzerinde düşündüğümüz konular bambaşka ekonomik kriz, sosyoekonomik kriz bütün dünyanın konusu ve iklim yıkımı bütün dünyanın konusu dolayısıyla bambaşka bir müfredatla yola devam etmek diye gerekir diye düşünüyordum bir süredir. Ve onun için de Kent Üniversitesi'ne geldik. ve bu koşulları düşünerek aslında yani iki büyük kriz bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'yi de ziyadesiyle etkileyen iki büyük krizde bir insan olarak ve bir mimari tasarımcı olarak ayakta kalacak ve lider olabilecek gençler yetiştirmek üzere yeni bir müfredat oluşturduk. Hala da tabii onun üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Bu iki temel şey, yani kapitalizmin bir yandan yıkılması, 500 senedir dünyayı hakimiyeti altına almış olan kapitalizmin yıkılması, bir yandan da yeryüzünün neredeyse artık sonuna gelmiş olmak, onu tüketmiş olmak. İkisi de göz ardı edemeyeceğimiz çok çok önemli veriler. Biz yani böyle 20 senedir, 30 senedir düşündüğümüz gibi düşünemeyiz. Ne mimarlığı, ne tasarımı, ne de kültür tarih derslerimizi. Peki o ne gerektiriyor her şeyden önce? Bambaşka bir varoluş tanımak tanımlamak gerektiriyor. Yani insanın insanla ilişkisinin, insanın doğayla ilişkisinin ve insanın toplumla ilişkisinin bambaşka olacağını düşünmemiz gerekiyor ve bunun içinde aslında mimarlığı, iç mimarlığı, tasarımı konumlandırmak gerekiyor. Dolayısıyla müfredat hazırlamak aslında böyle bir şey tik tak yapılacak iş işte ben öğrenciyken ne dersler vardı, şimdi sağda solda ne dersler var falan gibi bir şey değil de aslında bir dünya kurmak. Dolayısıyla yaratıcı bir iş ve çok zevkli bir iş. Buradan hareketle aslında biz bütün müfredatımızı oluşturduk. Ve dolayısıyla öğrencilerimizin hem insan olarak ne değerler kazanması gerekir, bu dünyada nasıl var olması gerekir? Ve hem bunları tartıştık hem de mimar ve tasarımcı olarak nasıl beceriler edinmesi gerekir? Bunları çokça konuştuk. Mimar ve tasarımcı olmak dediğimizde hemen eğitimin en önemli konusu stüdyodur. Şimdi de nitekim Kent Üniversitesi İç Mimarlık Stüdyosu'nun içindeyiz. Bu stüdyonun da böyle mesaili bir ders gibi yani tam stüdyo başlıyor geldik bitti hadi eve gidiyoruz dağılıyoruz gibi bir şey değil de aslında bir çalışma alanı olmaktan çok bir yaşam alanı olması gerekir. Yani bizim 24 saat öğrencilerimizin burada yaşıyor olması gerekir ki hem birbirlerinden öğrensinler hem bizden öğrensinler, birbirlerine yardımcı olsunlar ve de sürekli dünyaları bu olsun, bununla meşgul olsunlar. Ama bir yandan da maç seyredeceklerse de burada seyretsinler, bir film seyredeceklerse de seyretsinler. Ve böylece neyi öğrensinler her şeyden önce? Kolektif düşünmeyi, kolektif yapmayı, öğrensinler. Bu çok çok önemlidir. Çünkü mimarlık ve tasarımın da böyle bir şeyi var, ruhu var. Yani bir ofise gittiğinizde de hiçbir zaman bir şey olmaz. Al sana bu beş proje, sen bunu istediğin gibi yap. Yani orada da aslında bir takım çalışması yapıyorsunuz. Sadece kendi meslektaşlarınızla değil başka disiplinlerden gelenlerle de yapıyorsunuz. Onun için biz bu şeyi çok çok önemsiyoruz. Birlikte yapma işi, birlikte düşünme işi. Bunun bir boyutu da tabii ki dünyanın artık işte kapitalizmin çok azdırdığı rekabet dünyası olmaktan çıkıp dayanışma dünyası olması da ya da buna dönüşüyor olması da. Dolayısıyla biz çok erken de öğrencilerimize bu becerileri edindirmeye çalışıyoruz. Ayrıca böyle çalışmanın aslında ne kadar zevkli olduğu ve ne kadar insanı geliştirdiğini de anlamalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mühim olan her zaman sizin tek başınıza yapabileceğinizden çok daha fazlasını başarmanızdır. O zaman işte insan bir dönem içinde bile nereden nereye geldiğini görür ve kendisiyle gurur duyar. Bu çok çok önemli. Yani eğitim insana bir yandan kendisiyle gurur duymayı, kendisine güvenmeyi öğretmeli. Bir yandan da bir endişe de vermeli. Çünkü öğrenilecek çok şey var, anlayacak çok şey var dünyada. Bu ikisinin birlikteliği aslında çok çok önemli. Onun için bu gördüğünüz olan aslında bizim öğrencilerimizin yaşam alanı. Başka dersleri olduğu zaman işte o derslere katılıyorlar ama sonra hemen yine buraya dönüyorlar. İşte biz e, Türkiye'nin önde gelen tasarımcılarını, e, mimarlarını, iç mimarları buraya çağırıyoruz. Seminerler veriyorlar, onlarla tanışıyorlar. Yine birçok önem verdiğimiz şey, e, excursion dediğimiz şey. Yani Türkçe'ye belki teknik gizli olarak çevrilebilir. Her hafta muhakkak işte Tarihi Yarımada'ya gidiyoruz örneğin, oradan öğreneceğimiz çok şey var veya işte iyi olduğunu bildiğimiz binalara, iç mekanlara gidiyoruz ve genellikle bunları tasarım ekibinden biriyle veya o mimarıyla beraber yapıyoruz. Çünkü öğrenmenin çok çok önemli bir kısmı orada olmak, onu deneyimlemek. Böyle bir yerden okuduğunuz bilgiyi, bir saniye slaytlarını gördüğünüz bir bilgiyi hemen unutuyorsunuz. Halbuki gidip deneyimlediğiniz şeyi asla unutmuyorsunuz ve o mimarı tasarımcıyı görmek yine o unutmamanızı çok sağlayan bir şey. Ayrıca da şey unutmayalım, bunlar rol modelleri. Yani nasıl tasarımcı olur, nasıl mimar olunur bunun bir şey rehberi yok. İyi ki de yok. Yaratıcı bir disiplin olduğu için de mimar ve tasarımcı sayısı kadar şey de var, çeşitlilik de var. Dolayısıyla bunları izlemek, nasıl akıl yürüttüklerini, nereden başladıklarını bilmek size aslında yol gösteren bir şey. Yani mimarlığın bu aslında yaparak öğrenme, boyutu yani şey gibi değil bir sürü disiplinde biliyorsunuz işte amfilerde ders dinliyorsunuz derslerde ders dinliyorsunuz notlar tutuluyor son gece onların fotokopisi çekiliyor sabaha kadar çok çalışılıyor ve başarılı olunuyor halbuki mimarlık tasarım böyle değil burada öğrenci gerçekten öğrenci odaklı bir ortam var ilk önce işte bu konuyu açacak çok sayıda tartışma yapıyoruz Bizden önceki şeyleri görüyoruz, örneklere bakıyoruz, mimarlar anlatıyor bunları falan. Ondan sonra bütün bu birikimle öğrenci başlıyor kendi tasarımını yapmaya. Ve o yaptıkça da biz burada ona kritik vererek, onu yönlendirerek bunu geliştirmesini sağlıyoruz. Yani yaparak öğrenme dediğimiz şey temelidir mimarlık ve tasarım okullarının. Onun için bu insana da aslında e, demi söylediğim gibi hem e, kendine güven gelmesini sağlayan bir şeydir, hem de aslında hayatı da güzel geçirmesini sağlayan bir şeydir. Bu çok zevkli bir eğitimdir yani. Sonuçta mimar tasarımcı olun olmayın bunu şunun için söylüyorum bütün dünyada hani insanların çok çok az bir kısmı belki yüzde on falan civarında bir kısmı mezun olduğu bölümün işini yapıyor. Diğer hep bunlar değişiyor. Farklı işlere giriyorsunuz, farklı işler yaratıyorsunuz falan. Dolayısıyla mimar tasarımcı olsanız da olmasanız da bu eğitim aslında sizi hem yapmanın zevki, yaratıcılığın zevkiyle tanıştırır. Hem de her konuda kendi araştırmanızı kurmayı size öğretir. Bu konuda çok yol göstericidir. O anlamda bir yine bizim müfredatımızın öğrencileri kattığı şey şu. Şey tam da krize özgü bir şey. Artık bizim öğrenciliğimiz sırasında mezun olduktan sonra içine gireceğimiz kanallar çok belirliydi. Ya işte büyük bir büroya gireceksiniz ya küçük bir büroya gireceksiniz veya işte bir inşaat şirketine falan gireceksiniz. Ama şu an tam da her şey çöktüğü gibi bu sizin yapacağınız pratiğiniz de çok çok şey yapmaya başladı, çeşitlenmeye başladı. Bildiğimiz ana kanallar değil de bir sürü farklı farklı kendi kanalınızı yaratma ihtimaliniz var. Kendi yollarını kendileri yaratmaları için bu stüdyoya çok sayıda bizim bildiğimiz, alışa geldiğimiz pratiklerden farklı pratiklerini kendileri yaratmış genç insanları davet ettik. Ee, bu bizim için de çok çok ilham verici şeydi. Yani onlar bu dünyaya bambaşka bir şekilde bakıyorlar ve bu dünyada dönüştürmeleri gereken şeyleri kendileri karar veriyorlar ve bu konuda başarılı olmuşlar tabii biz e, buraya onları davet ettiğimiz için. Ve dolayısıyla bu öğrenciler için çok heyecan verici bir şey. Benim için bile çok heyecan verici bir şey. Aslında e, temel olan şey bizim dünyayı okuma becerimiz ve yorumlama becerimiz. Bir kere bu konuda iyi donandığımız zaman biz kendi yolumuzu çizebiliriz. Yani nerede bir kriz var, nerede bir eksiklik var? Ben o yolu kendime seçeceğim ve tabii ki işte kendi araştırmamı kuracağım ve o yolda ilerleyeceğim. Bu dediğim gibi yani sadece yapıp ettikleriniz değil, kendi hayatınız ve kendi kariyeriniz konusunda da çok yaratıcı olmanız anlamına geliyor. Bu anlamda çok heyecan verici bence bir e, yine bahsetmemiz gereken çok temel şey okulun yeri. O bizim için çok büyük avantaj oldu. Bu hani e, gezerek öğrenme demin bahsettiğim şey konusunda tam da e, Taksim'in göbeğinde yer aldığı için Kent Üniversitesi. E, bu planladığımız e, şeylerin excursion'ların çoğu zaten çevremizdeydi. Bunlara yürüyerek gidip geliyorduk buradan. Bazen şey bile çok mümkün. Stüdyoda bir şey konuşurken ya gidip bakalım şunu görelim falan demek. Etrafta çok sayıda kültür yapısı var. Salt gibi, yapı kredi kültür gibi, AKM gibi. Ve aynı zamanda çok sayıda küçük galeriler var. Circle gibi sadece mimarlık araştırma kentleşme konusunda gale, sergiler açan konferanslar yapan kurumlar var. Onun içinde çok avantaj doğrusu olduğumuz yer. Çünkü söylediğim gibi mimarlık tasarım eğitimi sadece ekrandan bakarak öğrenilen bir şey asla olamaz. Muhakkak deneyimlememiz lazım. Bir şeyin iyi olduğu ancak bir iç mekanın iyi olduğunu, bir binanın iyi olduğunu ancak onu deneyimleyerek anlayabiliriz ve oraya gittiğimizde de kendi kendimize ben buradan için iyi hissediyorum sorusunu sormak ve buna donanımlı bir cevap verebilmek. O zaman işte sizin öğrenme havuzunuz bu. Bundan sonra tasarım yaptığınızda pat diye işte bunlar aklınıza geliyor. öyle bir mekan, öyle bir his yapmak istiyorum ve size yol gösteriyor bu.